Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel ve sizin çok sevdiğiniz bir açılımla birlikteyim arkadaşlar. Ayrı olan çiftlere özel bir iskambil açılımı yapacağım sizlerle birlikte. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarım ve kolektifin adına niyet alıyorum. Ve karıştırarak şöyle bir kesiyorum. Ve şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımla sizi bir baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir kartlarıma odaklanın, bir rezone olun bakalım. Önce can, sonra canan, önce kendinizi, sonra aklınızda ve kalbinizde o niyet ettiğiniz kişi kimse, onu bir niyet edin bakalım. Şimdi ben burada eril ve dişili ayırdım. Çünkü ilk etapta ayrı olan eriller ne durumda? Ayrı olan dişiller ne durumda? Öncelikle bir ona cevap vereceğiz. Ondan sonra genel ve bütün bir bakım yapacağım. O yüzden onları ayırdım. Şimdi siz odaklanın, rezone olun. O ayrı olduğunuz erilinizi ya da ayrı olduğunuz dişilinizi niyetinize alın. Ve bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları lütfen burada alın. Ve eğer daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum, cevaplar istiyorum diyorsanız da 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan da yazarak bana ulaşabilir ve kanallarımı da takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir odaklandınız, rezone oldunuz. Ben o enerjiyi alıyorum zaten. Haydi bakalım, her zaman dediğim gibi kolektifimin en yüksek hayrına şifa alması niyetimle ve en doğru cevapları almaya niyet alarak öncelikle bakalım dişil enerjiler, ayrı olan dişil enerjiler ne haldeymiş bir bakalım ne durumdasınız dişil enerjiler. Şimdi sevgili dişil enerjiler, ayrı olan dişil enerjiler şu anda tamamen ayrı olduğu eril enerjinin hanesine, yatağına odaklı durumda. Yani hanesinin içinde, yatağında bir başka dişil enerji var mı yok mu onu sorguluyor, onu düşünüyor. Ve yüreğinde, kalbinde kendi kendisiyle kavga ediyor. Hatta bu kavgada hala eril enerjiyi, o ayrı olduğu eril enerjiyi düşündüğü için, ondan bağını kopartamadığı için, hatta belki de etrafındaki bazı insanlarla da bu konuyla ilgili tartışma ve münakaşalara girdiğini de söyleyebilirim dişil enerjilerin. Şimdi bakalım ayrı olan eril enerjilerin durumu neymiş şu aralar bakalım. Evet, eril enerjilere niyetimizi aldık. Ayrı olan eril enerjiler ne durumdaymış? Ayrı olan eril enerjiler geziyor. Geziyor arkadaşlar, eril enerjiler şu anda tamamen yol ve yolculuk peşinde. Hatta etrafındaki eşi, dostu, arkadaşları ya da aile çevresi de olabilir. Onlarla bağlantılı görüşmeler ya da ortamlar ya da bir toplulukla ilgili konuşmalar içerisinde şu an eril enerji tamamen kendi muhabbetini kendisine çekmiş. Yani biliyorsunuz benim çok eski bir bakım olduğu için bu söylemlerim ve kelimelerim de eski cümleler, kelimeler. Bu yüzden mazur görün, şöyle ifade edeyim. Yani eril enerjinin muhabbeti, eril enerjinin aşkı, sevgisi, isteği kendisinde verildi şu anda. Kendisine çekmiş yani. Hani herhangi biriyle böyle bir bağ kurduğunu vermiyor. Bu ayrı olduğu dişil de olur, başka bir dişil de olur.
Ama ve lakin hanesinde ya da ailesinin içinde bir nikaha dair ya da evliliğe dair bir baskı yaşadığını da söyleyebilirim eril enerjinin. Ya da bu tarz konuşmaların içerisine girdiğini de söyleyebilirim. Ama şu an ayrı olan eril enerji tamamen kendini böyle her şeyden soyutlamış, daha böyle lay lay lom ortamların içinde olarak verildi bana. Evet. Şimdi arkadaşlar, bundan sonraki açılımım genel, eril ya da dişil fark etmiyor. Biliyorum beni izleyen çok güzel eril takipçilerim de var. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık alan eril takipçilerim de var. Onlara da burada ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, o yüzden burada herhangi bir ayrım yapmıyorum. Genel bütün bakıyorum yani, hem dişil enerjiler için hem de eril enerjiler için. Evet, bakalım. Ayrı olan çiftler için gelecek mesajlar neymiş? Bakalım İskambil'den size. Evet, bakalım. Şimdi arkadaşlar, önce tabii ki böyle bir merkezden başlayalım. Bakalım gelen ilk mesajımız neymiş? Şimdi arkadaşlar, ayrı olan eril ve dişiler için, yani genel anlamda sizler için bakıyorum şu anda. Ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı, hala aklınızda, kalbinizde onunla yaptığınız en son konuşmalar var. Hatta bu konuşmalarda eğer ki üçüncü kişilerle bağlantılı. Şimdi buradaki o üçüncü kişiler ailesi olabilir, sizinle bağlantılı bir kişi olabilir ya da ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı bir kişi olabilir. Çünkü üçüncü kişiyle bağlantılı geçen konuşmalar hala sizin kafanızda netleştiremediğiniz ve soru işaretleri olarak kaldığını veriyor burada kartlarım. Özellikle de belki de hane çevrenizde ya da aile çevrenizde, belki de iş ortamınızda, arkadaş ortamınızda bu ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı size yapılan bazı konuşmalardan ve davranışlardan da belki de biraz sıkıldığınızı ve bunaldığınızı da söyleyebilirim. Şimdi burada yine sizin de kafanızda ve düşüncelerinizde ayrı olduğunuz kişiye bir yola çıkmak istediğinizi veriyor burada kartlarım. Ama ve lakin bu yola çıkmak için cesaretinizin olmadığını veriyor. Yani hani o aramasa da ben onu arasam mı? İşte o bana yazmasa da ben yazsam mı? Acaba bir şekilde onun hani yolunda olsam mı düşünceleri içerisindesiniz? Çünkü dediğim gibi siz tamamen ayrı olduğunuz kişinin yüreğine, kalbine ve yatağına odaklanmışsınız. Yani hanesinde, yatağında, kalbinde başka bir insan var mı? Bu insanla işte arası nasıl gibi merak içerisinde olduğunuzu veriyor burada kartlar. Ve bu yüzden dolayı da bak, ölüm kederi gibi kederle geldiniz. Çok keder ediyorsunuz. Yani bu ayrılık gerçekten sizi inanılmaz derecede üzüyor, kederlendirmiş. Ve hatta bu kederinizi ve üzüntülerinizi çok yakın gördüğünüz, belki de bir dostunuzla, bir arkadaşınızla da paylaşıyorsunuz. Ve hatta onun konuşmalarını, onun laflarını böyle bir masaya yatırıp analiz ediyorsunuz. Yani bana böyle böyle demişti, böyle böyle yapmıştı gibi. Ama bu ayrılığın sizde çok derin bir keder yarattığını söyleyebilirim. Ve aynı zamanda bakın, evliliğe giden yol, hani belki de şu an ayrı olduğunuz kişiyle evlilik planları yapıyor olabilirsiniz, belki de yapmıştınız, belki de eşiniz de boşandınız, ayrıldınız gibi gibi. Hep diyorum ya, siz hayatınıza göre olan kısmı alın burada, çünkü hani burada kırık bir nikah var, üzüntüye uğramış bir nikah. Hatta bu nikah, şöyle söyleyeyim, maddi ve manevi endişelerden dolayı da gerçekleşmemiş belki de. Yani ayrılık da belki de bu yüzden olmuş olabilir. Çünkü burada parayla ilgili de sıkıntılı bir durum var. Bir de har vurup harman savurmayla da ilgili bir durum var. İşte yemiştir, içmiştir, gezmiştir, başka şeyler olmuştur gibi gibi gibi. Şimdi burada arkadaşlar, evet, evlilikle bağlantılı hala aslında sizin düşüncelerinize ve fikirlerinizde hani tekrar gelirse bile ya da bir barışma olursa da tekrar yine o yola girer miyiz? Gene o nikah ya da evlilikle ilgili konuşmalar olur mu
düşüncelerinizde, fikirlerinizde mevcut. Şimdi burada da arkadaşlar size gelen mesaj şu, ayrı olduğunuz kişiyle ilgili. Bir kere o ayrı olduğunuz kişi kendi hanesinde, kendi yatağında, bak, sıkıntılarla, hastalıkla, devlet kapısıyla bağlantılı işlerle cebelleşiyor. Baya baya kafasında ve hayatında sorunlar ve problemler yaşadığını söyleyebilirim. Sizin hiç de düşündüğünüz gibi başka birisiyle değil, tamamen kendisine, hanesine, yatağına hapsetmiş gibi gösteriliyor burada. Sağlık problemleri, hastalıklar, kederler, üzüntüler, devlet kapısı, mahkemeyle bağlantılı işler, bakalım buradan ne gelecek. Evet, aynı şekilde bak, aile bağlantılı sorunlar ve çözemediği, özellikle ortaklı bir işi varsa ya da ortaklı bir şey yapmak istiyorsa onun peşinde koştuğunu veriyor burada kartlarım. Ve tamamen duyguları, muhabbeti ayrı olduğunuz kişinin kendisinde olarak veriliyor bana burada. Yani herhangi birine bir bağlılığı yok şu anda. Hani aşk ya da sevgi anlamında. Ve yine ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı şunu söyleyebilirim. Ayrılık, evet, belki de onun tarafından gerçekleşmiş olabilir. Bakın, o bırakmış gitmiş olabilir ayrı olduğunuz kişi. Hani siz ayrılmamışsınızdır da o sizi bırakıp gitmiştir. Ya bir manayla ya bir bahaneyle. Şimdi bu neyse onunla ilgili bir haberiniz olacak. Bak, bu ayrılığa dair çok önemli bir mesaj veriyorum burada. İyi dinleyin. Eğer ki neden ayrıldığımı ben anlamadım, abla böyle aldı başını gitti diye cevabınız varsa bana, bunu yaşayanlar için söylüyorum özellikle. Bu ayrılığın neden olduğunu, sebebin ne olduğunu ve hatta aslında bu ayrılığı çok da istemediğini, belki de onun da üzüldüğünü, gözyaşı döktüğünü bizzat öğreneceksiniz. Bakın, bunun haberi geliyor size. Ayrılığa dair bu haber geliyor. Ve üzüntülü bir haber olarak gelecek size, bilginiz olsun. Ama işte dediğim gibi aslında karşı tarafında ayrı olduğunuz kişinin de bak, onun da kendi kendisiyle kavga ettiğini veriyor burada kartlarım. Onun da kendi muhabbetiyle, kendi sevgisiyle, belki de bu ayrılık sebebiyle bağlantılı olay her neyse, bununla ilgili de üzüntü olduğunu söyleyebilirim. Ayrı olan kişide de var bu. Ayrı olduğunuz kişi de daha doğrusu. Bir de yine ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı bir sizden eğer uzaktaysa, mesafesi var ise, size bir yol yapacak ya da sizin yaşadığınız şehire ya da sizin yaşadığınız ülke, yani sizden başka bir ülkede yaşıyorsa oraya bir yolculuğunu, bir seyahatini duyabilirsiniz ya da öğrenebilirsiniz. Ama burada size ulaşmak adına bir hamlesi olur mu, bununla ilgili kafasına çok mahkeme yapıyor, emin değil, kararsız kalabilir. Dediğim gibi kendi içinde de bununla ilgili çok münakaşa ve çatışma yaşadığını söyleyebilirim. Sonuç olarak arkadaşlar, bak, gene yol geldi. Yani bir yol var arkadaşlar. Sonuç itibariyle her iki tarafın birbirine yakınlaşacağı bir yol olacak. Bak, şehir ya da ülke ayrılığı varsa onlar yakınlaşıyor. Eğer yok, hani ne bileyim, iki sokak ötenizde de oturuyor olabilir. Ama bir şekilde o ayrı olan yolların bir araya geleceğini veriyor. Yani burada böyle bir yol birleşmesi var. Şimdi o yol birleşecek, onu size söyleyeyim. Ve o zaman çok büyük bir sevinçle yaşayacaksınız. Ve hatta buna da sebep olan bir üçüncü kişi olacak. Belki tanıdığınız, belki ortak bir arkadaşınız, bilmiyorum, vesile olacak. Ama gerçekten ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı kalbinizden, yüreğinizden yaşayacağınız bir sevincin mevcutta olduğunu veriyor burada kartlarım. Evet arkadaşlar. Evet, ayrı olan çiftler için gelen mesajlar da böyleydi. Umarım bir nebze olsun kafanızdaki soru işaretlerine cevap verebilmişizdir kartlarımla ben. Allah'a emanet olun. Bugün de beni izlediğiniz ve
abone olduğunuz için, yorumlar ve beğenler bıraktığınız için. Arkadaşlar, yorumlarınız ve beğenleriniz bizim için çok kıymetli. Lütfen ne olur videolarımın altına yorum yazmayı unutmayın. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bakın, ne istiyorsanız kolektife hitap edebilecek ne varsa aklınızda yazın. Ben zaten sizin düşüncelerinize çok kıymet veriyorum. Çünkü benim olduğu kadar sizin de kanalınız burası. O yüzden dolayı lütfen siz istediğiniz bakımları yazın. Ben de onları burada sizlerle paylaşayım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.